Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı bir maç ki Galatasaray'da daha önce ilk ettireğini yine bir İzmir deplasmanında, Göztepe deplasmanında yapmıştı. İzmir'i seven bir oyuncu Kerem. Ee, hocam sizinle başlayalım. Tabii ki müthiş bir e, akşam oldu. Evet İzlanda eski İzlanda değil zaten düşüşe geçen e, bir ülke diyebiliriz ama... Özellikle Galler maçından sonra dün akşamki e, oyunu görmek hepimiz için... E, hem keyifli oldu hem biraz o galler maçındaki tedirginliğimizi de e, gidermemize sanıyorum yardımcı oldu. E Tabii ben de milli takımı dün çok beğendim ama e, hoca ben de birazcık polemiğe gireyim diyor ya 4-6-0'dan sonra bizim milli takımımızın e, inanılmaz e, farklı formatlara geçecek bir kadro yapısı var ve e, kadro kalitesi bakımından galler ve İzlanda'ya baktığımız zaman e, bizim milli takımımızın Kalite üstünlüğü olduğunu görüyoruz. görüyoruz. Bu tür maçlarda e, rakibe eğer oynamasına izin verir de üstüne gelmesini kabul edersen, o zaman e, beraberlikle yetinirsin ve seviniriz bura. Böyle olmamalı. E, bizim milli takımımız şu anda e, gerçek kimliğini buldu. Kerem kardeşimizle beraber e, bambaşka bir mental ve bambaşka bir fiziksel yapıya vurulmuş Keremle <laughs> çok güzel bir gece geçirdik. aynı zamanda bizim ardımızda son 15-20 dakika o da muhteşemdi. takımın diğer kalanlarıyla da gurur duyduk dün. tabii ki adamlar ceza sahası ceza sahamıza bizim sadece 3 kere gelebildi. Bir kere korner attı. Maalesef 1-1 bir bir bitti ilk yarı. Nizam'ın en önemli oyuncusu zaten Cornerson. Evet, onunla bitiyor bütün isimlerimizden Korner Cornerson yani. Corner sonu yani. <laughs> Tam öyle bir takım. Ama yani eee tak, ta, bizim taktiksel çeşitliliğe sahip bir kadromuz var. Öyle değil mi Zeki abi? Evet. Ya yani bu kadroyu kullanacağımıza eee neyin inatlaşmasını yapıyorsun hocam yani? Güzel bir galibiyet almışız. Bırak şu güzel galibiyetten sonra bari kendini eleştirtme yani. 3-5-2 oynadı bu takım Avrupa Şampiyonasında, yani. 4-6-0 oynadı, dün 4-2-3-1 oynadı. Yani ya çok versatil oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu söylemek. Bana lazım. göre bu grupta hocanın Galler maçında oynadığı formatla oynanmaz. Oynanmaz. Çünkü iki takımdan da üstünüz. Şu an oynadığımız iki takımdan da çok üstünüz. E, galler maçında da aynı şu, bu şekilde bu formatta oynasaydık gene farklı skor çıkacaktı ortaya. Ki bireysel becerileri az olan beceriksiz bir Galler'e karşı inanılmaz pozisyonlar verdik yani. Ama şimdi ne yaptık gördük. Takım ileride baskılı başlayınca. E bu arada kendine gelen bir Abdülkerim'i gördük. Ondan sonra e, sol kanatta e, inanılmaz şey e, Eren'le. Eren çok iyi oynadı. Yani. E bu çocuklar var. Ya yani Senin diyorum ya taktiksel çeşitliliğe sahip bir kadro varken elinde. Böyle alternatifli kadroyla. Ondan sonra sen e, hangi maça göre hangi e, dizilişle oynayayım mı? ona kafanı yoracağını Gördünüz mü Kerem son 10 dakika Santrafor oynadı. E oynadı ne oldu? Kerem zaten bunu oynuyor. Yani bence orada da, e, tabii o açıklamayı detaylandırırız ama ilerleyen zamanda Kerem Aktürkoğlu'nu Santrafor kullanacağım mesajını da verdi muhtemelen. Oynar Kerem zaten her yerde geziyor. Gezen oyuncu sağa gidiyor sola gidiyor. Rakip defansın dengesini bozuyor. Topla gidebiliyor topsuz araya koşular yapıyor. E arkada e, gördük ki Galler ma maçından sonra ben söylemiştim. E, gördük ki Hakan'sız olmuyor bu takım. E, hakikaten Hakan faktörümüz de çok önemli. Hakan'ın yanında e, kendini daha da çok geliştirebilen ve daha özgür oynayan bir Arda var. Ya bu çeşitliliğe sahipken savunma. Neyin savunması? Böyle oynamalıyız biz her maçta. içeride dışarıda. Ve e, zevk aldık. Görsel de zevk aldık. Manevi zevk aldık. Ama e, değişik beyanatlara girmeye hiç gerek yok. Böyle güzel bir galibiyetten sonra bu sevinci yaşayalım hep birlikte Konuşma diyorum. zaten e, Montella'nın açıklamalarını ki <laughs> konuşunca yerler var açıkçası. E, Zeki abi yani e, dediğim gibi çok güzel bir oyun, güzel bir sonuç. Uzun evet. bir aradan sonra sırtımızı böyle koltuğa yasladık ve bir milli maç izledik diyebiliriz herhalde. Zaten Avrupa Futbolu Şampiyonası'nda da milli takımdan beklentimiz buydu. E, Montella'nın en çok eleştirdiğimiz tarafı korkak futbol oynatmasıydı. Milli takımın elindeki cevherlerin çok farkında değildi. Dün gördük, dün aslında e, milli takımın kenarda bir teknik direktörü vardı ama sağ içinde, asıl teknik direktör sağ içindeydi. Bana göre milli takımın teknik direktörü dün Arda Güler'di. Artık. Türk milli takımının oyun lideri de Arda Güler'dir. Hakan Çalhanoğlu değildir. Orada bir serbest vuruş pozisyonu vardı. Orada mesela Arda Güler'e bırakmalıydı topu. Arda Güler çok çok farklı bir oyuncu. Yani konsantre oldu mu yapamayacağı hiçbir şey yok. Dün tam konsantraydı. Yani Montella'nın bundan sonra asıl oyun liderliği görevini Arda Güler'e vermesi lazım. Bütün gollerde Arda Güler'in pas trafiğini nasıl yönettiğini görüyoruz. O yüzden. Yani bu Hakan Çalhanoğlu hayranlığından da biraz artık sıyrılmamız lazım. Evet Hakan Çalhanoğlu önemli bir oyuncudur. Çok çok önemli bir oyuncudur. İşte balonları adaydır vesaire ama ondan daha büyük bir oyuncu geliyor artık. Onun önünü açmamız lazım. Yani Arda Güler bir ceferdir ve şu anda Avrupa'da yani pek çok takımda böyle bir oyuncu yok. Major liglerde de. Çünkü inanılmaz bir futbol zekası var. İnanılmaz e, bedenine hükmeden yine oyun zekası var. Attığı paslara bakın. Oyun okuyuşu radar gibi sahayı tarıyor. Yani sahanın tomografisini çekiyor. Bütün grafiklerini çekebiliyor anında. Çok çabuk düşünüyor. Yani dünkü galibiyet tamam Kerem Aktürkoğlu hat yaptı. Zaten özel bir oyuncuydu. Ya yani bu ekranlarda Kerem Aktürkoğlu en kötü maçlarda bile hep hakkını teslim ettim ben. Galatasaray için dedim. gaz pedalıdır. Yürekli oyuncudur. Takım ateşleyen oyuncudur. E, kötü oynamaya da Öyle lüksü de vardır zaman zaman ama Arda Güler'in ben hiç kötü oynadığı maç görmüyorum artık. Her maç iyi oynuyor. Onun önünü açmak lazım. Tabii ki Montella daha cesur futbol oynattı ama tabii kendi iklimimizde oynuyoruz. İzlanda'nın vasat görüntüsü de bizim bu tahrip gücü yüksek futbolumuzda etkili oldu. Yani milli takım dün baktığında İzmir'de hani o İzmir güneşi gibi suda sönmeyen akşam güneşi gibi bir hava vardı. Bir atmosfer vardı milli takımda. Coşku tavan oldu işte e, stada gelen taraftarlar da o coşkuyu zirveye taşırdılar güzel oyunla birlikte ama işte Eren Elmalı'yı söylüyor zaten Eren Elmalı'yı biliyoruz yani Eren Elmalı'yı oynattım oynatacaksın tabii yani Abdullah Avcı oynatmıyorsa onun problemiydi zaten biz dedik yani Eren Elmalı'dan daha vasat bir oyuncu almışsın hocam diye Barış alıyorsun Eren Elmalı dururken daha iyisini alıyorsan al alamıyorsan alma ya hoca farkları da ortaya çıkıyor. Hoca performansları da. Şimdi hocaların ne kadar takım üzerinde yani olumsuz ya da olumlu etki ettiğini görebiliyoruz burada. Formsuz hoca bir takımı yerle bir de edebilir. Ama formda bir hoca can çekişen e, takımı ayağa da kaldırabilir. Burada bunları görebiliyoruz. Tamam Montella iyi teknik direktör ama çok inat eden bir teknik direktördü. Dedik ya Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kardeşim Santrifor'suz oynamaz milli takım. Milli takım evet Brezilya'ya karşı oynuyorsa, İspanya'ya karşı oynuyorsa 4-6-0 oynayabilirsin. Ama sen yani şu Galler'e karşı Santrifor'suz oynuyorsan sen korkak hocasın. Evet. Bak kazanırken bunu söylüyorum. Herkes şimdi e, övgü yağdırır, güzelleme yapar Montelli'ye. Montelli'ye bunları söylemek zorunda. Söyledik ve Santrifor'la oynadı. Ve Barış Alper Yılmaz'ı yok ediyor ya. Barış Alper Yılmaz'ın en iyi verim verdiği yer kanat. önde sağ kanat. kanat. Sen santrafor oynattın, kırmızı kart görene kadar. <laughs> Sinir bozucu oyuncuyu da yok ediyorsun. Oyuncu da bunalıma giriyor. Ya yani o, o şekilde oynamak. Tamam Kerem Aktürkoğlu oynar. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruş kalitesi var, linki var, zekası var, her şeyi var. Yani tam da oynayacağı bir takıma gitti. Ya ben bundan önce fotomaçta üst üste iki tane Kerem Aktürkoğlu yazısı yazdım. Birinde hani belki çok ağır olmuş olabilir ama dedim ki ya Kerem Aktürkoğlu'nu satmak şampiyonluğu riske atmaktır dedim. Kerem Aktürkoğlu satılmamalı. Üst üste iki tane yazı yazdım. Galatasaray'a çağrıda bulundum. Ya yani burada Okan Hoca'ya da gidelim. Aslında niye? Ya bu öyle değerli bir oyuncunun elinden kaptanlığını alıyorsunuz. Küstürüyorsunuz gitmesi için her türlü olumsuz havayı yaratıp yani tribündeki bazı taraftarlar gibi davranamaz Galatasaray'ın teknik heyeti yönetimi. Şimdi ne kadar büyük bir oyuncuyu kaybettiğinin farkındadırlar. Ahvah ediyorlardır. Görüyorum sosyal medyada. O Kerem Aktürkoğlu'nu eleştiren Galatasaray taraftarı da biz ne yaptık tarzında e artık yorumlar yapmaya başladılar. Çünkü sen Kerem Aktürkoğlu'nu göndermeden <laughs> daha iyisini alabiliyorsan gönder. Bence daha iyisini bulamazsın zaten şu anda. Bunu bize e Benfica gösterecek. Benfica'da biliyorsun transfer piyasasının Brezilya'dan sonra en yoğun yaşandığı, e, en yoğun menajerlerin olduğu edecek. yerdir. Şimdi diyordur ki Benfica 12 milyon lirayı aldık biz bunu 40'a 50'ye satarız 1-2 yıl sonra. Bu işler böyle. Ee, diğer taraftan dediğimiz gibi milli takım bu grupta yani galler biraz milli takımı zorlar. Onun dışında biz grup lideri olarak buradan gideriz, uçarız ama Montella'nın şu maçtan ders alması lazım. Artık milli takım böyle oynaması lazım. Korkmadan oynaması lazım. Çünkü bu takımın Hucum attı. Çoğu milli takımda yok. Ya yani öyle bir müc Kesin. hücum. Ve Kesin. keyif alarak oynuyorlar. Dikkat et bak. Hoca rahat bıraktığında, kafası rahat olunca oyuncular e, çok e, şaşalı futbol oynuyorlar. Bu arada Kerem da kafası rahatladığında ne kadar potansiyelli bir oyuncu olduğunu gördük. Oyuncu ne kadar mutsuzdu son dönemlerde. Hep böyle kendini e, kanıtlama çabası içindeydi. Gitmesi hava değişimi onun için iyi olmuş. Ama Galatasaray açısından bence kötü oldu çünkü Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray kulübü çok arayacak yani. Böyle bir oyuncu yani gönderilmez. Gönderiliyorsa da rekor bir ücrete gönderirsin. 12 milyon euroya değil euro 12 değil. milyon euroya Kerem Aktürkoğlu'nu gönderiyorsun. Sergio Oliveira'ya da 5.8 milyon euro verip sözleşmesini Fethediyor. feshediyorsun. Yani oradan gelen para da gitti.